Geleceğiz yeniden size. Ankara'ya döneceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu bölüm için. Az önce Hüseyin Hocam o noktaya geldi. İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki gerginlik. Uzun süredir zaten HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında böyle bir mesele vardı. Hani biz olmasak hiçsiniz tabiri caizse, bu anlamda söylemleri vardı. Şimdi İyi Parti'den de işte bu noktada sesler yükseliyor. Millet İttifakı'nda özellikle son iki haftadır böyle bir durum söz konusu. Hikmet Bey'e soracağım. Öyle bir tartışma var. Arkadaşlarım bir grafik hazırlamışlardı. İsterseniz orada da aktaralım. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde biz hepsini Hüseyin Hoca ile konuştuk ama orada da başka bir tartışma var. Yani bu fotoğrafları kimse, siz basın dediniz ama hani basına bu fotoğrafları veren birileri var. Hani Hikmet Bey, evet, biz de o sırada geçelim. Orada tabii basından birisi bulunmadığı için o mekanlarda, görüşülen yerlerde birileri veriyor. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki rekabet, ama şu an İyi Parti ile CHP arasında. Şöyle diyor, demokrasinin adresi Diyarbakır'dan geçiyor diyor. Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'den, demokrasinin adresi Ankara'dır diyor. Biz olmazsak oy alamazsınız diyor Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu söylüyor. Aynı zamanda HDP ile de dediğim gibi hani ortak çatışmalar, Cumhuriyet Halk Partisi ne İyi Parti'nin yanında olabiliyor ne HDP'nin yanında olabiliyor. İkisi de dokusuna aykırı, evet, belli noktalarda. Hepsi de tek başınıza bir şey yapamazsınız diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi çok iyi, ben biraz önce konuşma, bizim bu tartışma yaparken Ankara'dan başlayarak Süleydik konuklara kadar hakikaten çok güzel fotoğraflar ortaya koydular. Net açıklamalar vardı. Teşekkür ediyorum. Ben olsa bir cümle kullandım. Dedim ki yani bunlar o kadar çok net fotoğraf, detaylı anlaşılacak şeyler, fakat hap şeklinde böyle 1, 2, 3, 4, 5 yeter dedim. Yani bu kadar şeyi anlamak için, o fotoğrafı anlamak için 3'te 5 tane cümleye bakıyorsun. En sonunda çok net bir fotoğraf ortaya çıkabiliyor. 5-10 tane AKK'ya koyduğumu zaten söylemiş adamlar. Hani rantı takip ediyor. Olanlar da ortada. Balıkçı görüşmesi ortada, Büyükelç ortada. Şimdi bütün bunları şunun için söyledim. Şu yapmış olduğunuz şu, bu arada tebrik ediyorum. Bütün bu anlatılan, biz burada bir saat konuşabiliriz. Ama bu biraz işin özeti. Biraz böyle şey, dijital bir fotoğrafı. O fotoğrafı ortaya koymuşsunuz. Yani şimdi bir oraya gönderme var. Kırmızılar buraya, maviden buraya göndermişsin. Ve fakat aslında bu da birçok her. Yani bu, o açıdan teşekkür ettim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, bunlar resmi ortaklar. Hı hı. Bu görünmez ortak. Var ama yok. Hı hı. Sen bizim yanımızda ol ama görünme dedikleri ortak. Ama ortak mı ortak? Ben hep zaten bunu soruyorum. Yıllardır da soruyorum. Son zaman çok sormaya başladım. İki ortaksınız, peki niye bir şekilde yollar buraya çıkıyor? Bunu niye tartışıyorsunuz? Hiç bu ortak değilse eğer, niye mevzu hep buraya geliyor? Aslında bütün bu hazırlanmış, o barkodaki şu çizim var ya, basit bir çizim gibi görünüyor. Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Siyasetçilere bu minvalde soruyorum. Diyor ki bizim ortağımız bu. Diyorsun bu kim, ben tanımıyorum diyor. Biz olmazsak meclise giremezsiniz lafı da böyle şeyden, HDP'den çıkıyor. Yani bu da İyi Parti'ye gönderme yapıyor ve diğer ittifaklara. O diyor ki Pekkan'ın yanındasınız diyor. Evet, bunlar da burada olduğu ispatlıyor. Yani CHP, HDP ile beraber. Tezkere'de de beraber. Oylamalarda beraber, Selahattin Demirtaş konusunda beraber, ortada hep beraberler. Ve fakat bunun ortağı bu. Bu da bunu beğenmiyor. Ama şimdi, ortak söylemler de yok yani. Yok. İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek ortak söylemi parlamenter sistemi, peki, yeniden tamam, getirmekti. İşte geçtiğimiz tamam, gün Kemal Kılıçdaroğlu çıktı bir programda, bunu açıklayamadı. Hani neyini değiştireceğini, tamam, bir gazeteci normal bir şekilde bir soru soruyor da elbette merak edecektir de, tamam, neyi değiştireceksiniz diyor. Buna yanıt yok. O zaman hangi noktada birleşiyorlar? Hangi söylemde birleşiyorlar? Çok güzel bir soru ve cevabı bence gene burada. İyi Parti kendi kendine geri göğe oluyor. Resmi ortak olduğu için. Ama gerçek ortak bu. Suçlayıcı olsun, ironik olsun diye söylemiyorum. Samimiyetle söylüyorum. Gerçek ortak bu. Çünkü gerçeklik nerede anlaşılabilir? Sizin meclisi, hani hangi ortak söylem birliğine, ortak söylem birliğini zaten ortaya koydular. Ortak söylem birliği nedir HDP ile? Tezkere. Çok kritik bir şey var. Tezkere. Dedi ki tezkere, ben buradayım dedi. Hatta dedi ki buraya, bak bu oklardan bir tanesi daha. O dedi ki bu tezkereye evet demek cumhuriyete ihanettir dedi. Hain kim? Bu. Ortak kim bu? Peki orada mı kırılma noktası yaşıyor? Yani bence fotoğraf bunu gösteriyor. İyi Parti, size sorayım, evet, İlker Bey, yani tezkere meselesinde mi haindir bu tezkere evet demek dedi Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti hali hazırda evet demişti. Orada mı ortaklık ciddi anlamda çatırdadı sizce? Orada mı başlıyor? İyi Parti'nin Türkiye'yi savunmak gibi bir önceliği olsaydı CHP ile ittifak kurmazdı.
Yani tezkereye gelene kadar. Bu çok sert. Doğru ama. Yani tezkereye gelene kadar ne tartışmalar var? Tezkerede İYİ Parti tabanındaki gerilimi arttırmak istemedi. Çünkü hatırlayınız Sayın Akşener vitrine FETÖ'nün hışmına uğramış bazı isimleri vitrine koydu. En son Yenerer. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam o istifa etti. İstifa etti evet. Ve söylemlerin hepsi de bu yönde. Yani FETÖ'nün, FETÖ ile İYİ Parti'nin ilişkisinden rahatsızlık duyduklarını tabii söyleyerek hepsi bunu ilan etti. Ettiler. Hatta Ali Türkşen askerlerden birisi bizi vitrine koydular dedi. Ve bir tuğgeneral arkasına Yusuf Halaçoğlu, işte Ümit Özdağ, hatta Ümit Özdağ İYİ Parti'de küresel güçlerle yerel güçler arasında bir mücadele var diyerek evet, açıklamıştı bunu. Yapmıştım. Ve istifa edenlerin tamamı bir video çekmişlerdi. Orada FETÖ'nün hışmına uğrayan isimlerin tamamı istifa etmiş durumda şu anda. Fatih Er Yılmaz. Mesela bunların içerisinde benim en dikkatli izlediğim isimlerden biridir Fatih Bey. Çünkü 15 Temmuz gazisi ve o şeyi İYİ Parti'nin yuvarlandığı noktayı ilk gören isimlerden biri. Kamuoyunu da uyarmıştı. Dolayısıyla hani tezkere oylamasına gelene kadar İYİ Parti'nin içerisinde İYİ Parti'nin kuruluşunda bulunmuş. Yörük Ali Paşa Parti'de, var yine. Evet, Yörük Ali Paşa. General Şeker var ya, Fatih oydu. Şeker vardı galiba ilk istifa edenlerden. Evet, az önce söylediğim General Ali Paşa'ydı. Şimdi dolayısıyla İYİ Parti'nin içinde İYİ Parti'nin kuruluşunda bulunmuş isimler zaten bunu açıklayarak ayrıldı. Hani bizim dışarıdan gazetecilerin ya da siyasilerin dışarıdan yorumunun ötesinde İYİ Parti kurucularının doğrudan beyanları var ortada. Bu partinin FETÖ ve PKK konusunda mücadelesi yok diyerek İYİ Parti kurucuları istifa etti. Dolayısıyla burada hani tezkerede bir İYİ Parti duyarlılık gösterdi diyebileceğimiz bir olgu yok. Tezkerede İYİ Parti tabanıyla kavga etmek istemedi. Çünkü tabanında hala duyarlılıklar var. Yani tabanında hala milliyetçi, vatansever duyarlılıklar kuvvetli olduğu için orada bazı paratonerler var. Yani Yavuz Bey bu görevi şu ana kadar iyi yapıyor. Yani bazı şeyler var. O bu kritik anlarda sahneye çıkıyor. Milliyetçi söylemlerle böyle kritik şeyleri, enerjiyi bir kendine çekiyor. Paratoner diye benzetmemin sebebi bu. Enerji çekiyor. Bir süre sonra başka bir adımda. Mesela arkadaşlarım rahatsız oldu dedi Sayın Akşener. Sayın İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımını hatırlayınız. Evet. Etiketledi. Ben rahatsız oldum demedi. Arkadaşlarım rahatsız olmuş dedi. Bu da kendi beyanı. Yani kendisinin rahatsız olduğuna dair bir cümle duymamıştık. Dolayısıyla burada ben daha bir noktanın altını çizmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi statikocu kadroları temizledik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir beyanı vardı. Evet. O statikocu kadrolar dediği kim? De HDP'liye yan yana gelmeye karşı çıkan vatansever Atatürkçü kadrolardı. Bunlar tek tek atıldı partiden. Sayın Onur Öymen'in kitabını ben öneririm. Orada bunun hikayesini çok güzel anlatıyor. Çünkü ABD'nin CHP içerisinde hangi kuvvetleri gözüne kestirdiği ve önünü açtığı ile ilgili çok somut CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın yazdığı kitaptan bahsediyorum. Onun sunduğu bilgilerden bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla burada kitabın adı ne? Kitabın ismini şimdi anımsayamadım. Onur Öymen'in son kitabı. Orada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir dönüşümün çok hızlı yapılması gerektiği ve nasıl yapılacağına dair çok sayıda bilgi var. Mesela makul başkan diyor. Yani Sayın Baykal'ın tasfiye edilip yerine kim gelecek? Makul başkan belirlenecek ve o gelecek diyerek o Sayın Onur Öymen'in kitabında ayrıntılı anlatıyor. Peki. Şimdi bunu neden söyledim? Bakınız Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir tehlikeli bir söylem içerisinde. Bugün de Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki anayasa askıya alındı. Yani şimdi Türkiye'nin ana muhalefet partisi Türkiye'de anayasanın askıya alındığını iddia ediyor. Bir tarih söyleyeyim size. Çok önemli bir vaka. 18 efendim. Yani ana muhalefet partisi ve o partinin genel başkanı böyle bir iddiada bulunuyorsa. Bulunabilir. Bulunabilir ama nereye gidecek? Bakın işte bu nereye gidecek bunu hesap etmek gerekir ya da nasıl bir tehlike. Şöyle bakınız Merve Hanım, çok ilginç bir şey hatırlatacağım size. 18 Nisan 2017'de tarihin mühürsüz seçim olarak yazacağı bir seçimi gördük. Tanımıyoruz dedi. Seçimi tanımıyoruz dedi. 13 Haziran 2017'de bu anayasa gayrimeşrudur. Yapılacak her şey gayrimeşrudur dedi. 14 Haziran 2017'de anayasa gayrimeşrudur dedi. 14 Kasım 2017'de hükümet gayrimeşrudur dedi. 17 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı gayrimeşrudur dedi. Bakınız şimdi hem anayasa, seçim, Cumhurbaşkanı, hükümet gayrimeşrudur dedi. Siz gayrimeşru dediğiniz anda sizin iktidara gelmenizi sağlayacak olan hukuki zemini de gayrimeşru ilan etmiş oluyorsunuz. Bu şu demek,
gayrimeşru bir kuvveti yıkmak, her türlü yıkmak meşrudur. Çünkü gayrimeşru ilan ediyorsunuz, her türlü yıkmak meşru oluyor. Sizin de iktidara gelmenizi sağlayacak olan, yani o zaman neye dayanarak iktidara geleceksiniz? Anayasa meşru, seçim gayrimeşru yollarla. Cumhurbaşkanı gayrimeşru. O zaman siz de gayrimeşru yollarla iktidara gelmeyi mi planlıyorsunuz diye sorarlar. Bunu KHK kampanyasıyla da birleştiriniz. Bu kampanyanın başında kim var? Bizi diyenlerimizin bir daha gözünün önüne getirelim. FETÖ'nün Operasyon Gazetesi'nin 2 sene boyunca yazarlığını yapmış bir kişi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Evet. FETÖ Operasyon Gazetesi, Türk milletine, Türk ordusuna, Türk vatanseverlerine operasyon yapmış bir gazetenin, öyle bir makale, iki makale değil Merve Hanım, 2 sene boyunca yazı yazmış olan ve o sürecin parçası olan bir şahıs, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu. Yüksel Taşkın ismini de vereyim. Yüksel Taşkın oldu ve ne oldu? O şu anda KHK kampanyasını yürütüyor. Yani FETÖ'den ve PKK ile iltisaklı ilişkili olduğu gerekçesiyle atılan ve mağdurların da öyle onların söylediği kadar çok da olmadığı, mağdurların da komisyona gidip de hakkını arayabildiği bir sürecin de olduğu bir operasyona girmişler. Şimdi şöyle bir manzara düşünün. Soros'un kuvvetleri çıktı dışarı, özgürlüğünü istiyorlar. Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istiyor. Hükümlü olmasına rağmen niye suçlu diye soruyor. Onları dışarı çıkardı. KHK'lıları devlete soktu. Mavi Vatan agresif, Antalya Körfezi'ne çekileceğiz dedi. Hı hı. Suriye'nin kuzeyinde aman PKK'ya bir şey yok, orası onlar olsa da olur dedi. Şimdi böyle bir parti gayrimeşru da ilan ederse Türkiye'yi anayasasını ve hükümeti ve sistemi, o zaman Türkiye'ye müdahalenin kapısını açmış olur. Bu çok vahim bir olay. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının, İyi Parti tabanının bu vahim olaya, bu tuzağa düşmemesi lazım.